Şimdi bugünkü görüşme oldukça önemli tabii ama bugünkü görüşmeyi 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yapılan görüşmeden ayırmamak gerekiyor. Ee, Donald Trump e, son e, özellikle Barış Pınar operasyonu başladığından bu yana. Amerika'da özellikle Kongre'nin ve Pentagon'un yer yer Türkiye ile ilişkilerde aldığı pozisyon karşısında e, ciddi bir pozisyon almıştı. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, stratejik ortaklığı geliştirmek, hatta ticarette 100 milyar dolar e, ticaret hacmi e, hedefini tutturmak gibi bazı e, hedefleri vardı ve bununla ilgili son derece e, güçlü bir duruş sergiledi. Hatırlarsanız 13 Kasım gezisinden önce de özellikle Kongre'den gezinin iptal edilmesi yani davetin iptal edilmesi konusunda oldukça ciddi baskı vardı. Buna rağmen Başkan Trump uzun bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı'yla. Çıkışta büyük bir basın toplantısı yaptılar. Basın toplantısında Türkiye ile ilgili verdiği mesajlar hem S-400 konusunda hem Suriye konusunda olumluydu. Ve bu o dönemden sonra Barış Pınar'ın operasyonunun ilk altı haftasında aslında ilişkiler konusunda oldukça oluşan e, karamsar tutuma bir şekilde e, bu yangını söndürdü en azından ve o günden beri de başkan Trump'la Erdoğan arasındaki e, kimyanın e, iki ülke liderleri arasında ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinde sürdürme konusundaki kararlılığın devam edeceği söyleniyordu bugünkü e, birçoklarının da beklemediği görüşme aslında bunu e, ve Trump'ın dün yaptığı açıklamalar bu bunu bir daha e, ispatlar nitelikte. E, dolayısıyla e, hem Trump hem e, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında e, Amerika-Türkiye ilişkilerinin devamı için ve ilişkilerde bundan sonra bozucu etkiler yapacak veya uzun vadede ilişkilerin sağlığını etkileyecek konuları bir şekilde kontrol altına almaya ve bu krizi kuşatmak için ellerinden gelen yap, ellerinden geleni yapmayı sürdürüyorlar. Bugünkü görüşme de bence hem S-400 meselesinde ki Senato biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı haftaya bu yaptırımların yeniden gündeme geleceği konusunda ve YPG konusunda ki Türkiye hem Türk Amerikan ilişkilerinde hem de NATO'nun bu hafta bu bugün yapılan toplantısının Gündeminde olan ortak savunma planı hakkında YPG meselesi oldukça gündemde. Dolayısıyla e, muhtemelen iki lider e, yaptıkları kısa görüşmede e, hem S400 hem e, Suriye meselesinde kat ettikleri yolu e, bir şekilde değerlendireceklerdir. Şimdi Sayın Kanat aynı zamanda sizin de alsın çizdiğiniz üzere güvenlik tehditlerine karşı NATO'nun bundan sonra vereceği kararlar son derece önemli ve o önemli ve o noktada işte Türkiye'nin de çekinceleri var. Çünkü Türkiye lehine olan kararlarda maalesef NATO şu ana kadar yetersiz kalıyor. Bunlardan biri de özellikle YPG konusunda veto sunu kullanan ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Sanırım bu görüşmede belki bu konuda gündeme gelmiş olabilir mi ne dersiniz? Elbette elbette Mu, e, özellikle e, Türkiye'nin e, YPG meselesinde e, NATO'dan alamadığı destek terörle mücadelede alamadığı destek ve buna rağmen NATO'ya e, kendi e, gücü konusunda hem bütçe açısından hem askeri güç açısından yaptığı katkılar göz önüne bulundurulduğunda Türkiye'nin bu noktada böyle bir ortak savunma planını Türkiye'nin tehdit algılamaları ve ulusal güvenlik hassasiyetleri göz önünde bulundurulmadan e, kabul etmesi mümkün değildi. Zira e, sonrasında 1. Körfez Savaşı'ndan beri hem PKK Irak'taki PKK konusunda daha sonra Suriye'deki YPG konusunda NATO'dan alamadığı desteği bu sefer Türkiye e, almaya kararlı. Yaptığı operasyonlarla da sahada gösterdiği bu kararlılığı diplomatik anlamda anlamda da dünden beri aslında sürekli konuşulan şekilde diplomatik olarak masada da göstermek istiyor. Evet. Dolayısıyla muhtemelen Başkan Trump da bu konuda Türkiye'ye bazı güvenceler vermek isteyecektir ve bu sorunun en kolay bir şekilde halledilmesi için NATO'nun özellikle Macron'un açıklamalarından sonra NATO üyelerinde oluşan ortak kanaat ve ortak iradenin hayata geçirilmesi bakımından başkan Trump da bu konuda Türkiye ile bir uzlaşı sağlamak için elinden geleni yapacaktır.